Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ramazan-ı Şerif'e dairdir. 29. mektup Ramazan Risalesi. İkinci Risale galiba, öyle zannediyorum. Gel evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an huden linnâsi ve beyinat ve beyinati minel huda vel furkan. Ramazan. Ama hoşuma gider şey. Kafa dengeler oldu mu zevk alıyor. Beraber işleriz. Şimdi bir tarih malumat vereyim. Oruç hicretten 1,5 yıl sonra, yani nübüvvetin 12,5 sene sonra farz oldu. Hicret 10 senede oldu ya, 10 sene sonra. Hicretten 1,5 yıl. Bakın görüyor musunuz? 12 sene Allah kullarına peygamber, din geldiği halde farz etmemiş. Ben 12 saat durmam. Hani oruç? Farz olmuş. Zekat hicretten 2 yıl sene sonra, yani nübüvvetin ilanının 13 senesinde olmuş. Oruç, zekat. Hac, nübüvvetten 19 yıl sonra olmuş. Kurban, haçtan sonra. Hacın içinde 19. yıl sonra hac. En son hac olmuş. Oruç, 1,5 yıl sonra nübüvvetten ki ne yapar? 12,5 sene. Şimdi okuyalım. Üstad Hazretleri diyor, savm diyor, oruç diyor, Levent, savm, oruç, siyam. Niçin bunları söylüyor Levent'im? Hiç düşündün mü sevgili kardeşim? Hiç düşünmedim abi. Hiç de aklımda var, söylemiyorum. Evet. Allah razı olsun böyle net olduğun için. Şöyle düşündüm. He. Herhalde oruç manasını ihsas eden, hatırlatan kelimeleri kullanıyor diye düşündüm ben. Oruç, ama böyle derinden derine, niye bunun bu makamda bunu niye kullandı siyamı, burada savunu niye kullandı diye müdakkane içine girip o şekilde bir düşünce sıkıntıya girmedim. Tamam, o zaman okuyalım. Çok ilginçtir. Çok tuhaf bir adam ustam. Vallahi çok acayip. Merak etmiştim. Bir de Ramazan ayındaki orucun farklı olduğunu söylüyor ayda. Orucun aç olmak vesaire, cinsellikten uzak olmak var ya, her gün olur. Ama Ramazan ayında farklı bir şey oluyormuş. Psikoloji ruhsal noktasında. Bak okuyayım. Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki sağ, Ramazan'daki sağ, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Hem şair İslamiye'nin azamlarındandır. İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Ben hemen size şey yapayım. İslamiyet 5 ya, daire daire çizersen en son daire Orhan abi İslam'dır, oruçtur. Orucun dışına çıktı mı adam bilerek bitti. Çizgi ya. Çünkü İslam eylemdir ya. İslam esasları itikat değildir. Mesela oruca inanmak yok. Namaza inanmak yok. Orucu tutmak, namazı kılmak, zekata inanmak değil, vermek. İslam eylemdir. İman esasları itikattır. Bu eylemdir. Eylem varsa kendisi vardır, yoksa yoktur. Ben oruca inanıyorum. O itikada bakıyor. Orucun Allah'tan geldiğine inanmak itikadidir. Reddedersen imansız olursun ama oruç tutmayan kafir olmaz. Ama orucu reddedersen kafir olur. Ama İslamiyet'in dışına düşüyor. Bilerek orucu terk edersin. Bak diyor ki, Ramazan-ı Şerif'teki ama, Ustad
şey diyebilirdi, oruç tutmak. Ramazan-ı Şerif'teki sav, İslamiyet'in erkan-ı hamsesinin birincilerindendir. Gençler hoş geldiniz. Birinci, hem şair-i İslami'nin azamlarındandır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki orucun çok hikmetleri var. Hem Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine oruç. Sav, İslamiyet'e bakıyor. Oruç ise Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, hem insanın hayat içtimaiyesine, bak Cenab-ı Hakk'ın Allah'lığına, kainat idare ediyor. Onu insandaki kavrayışı uyandırıyor. Yani Allah bu kainatı nasıl idare ediyor? Yani nasıl hakim? Veya hakimiyetini kimse karıştırmıyor. Oruç da vücuda bir hakim olduğu zaman sanki bu memlekete, bu ülkeye bir başkası geliyor 11 aydan sonra hakim oluyor. Kimse bir şey değil mi? Dil bir şey diyor değil mi? Haram diyorsun, konuşma, kulak, ağız, yeme, cinsellik, işte kötü düşünceler. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetini kavramaya yardım ediyor oruç. Bir. O Allah'ın rububiyeti demek. Kul e'uzu bi rabbin nas. Rab. Kul e'uzu bi rabbin nas. Melik. Melikin nas. İlah. İlahin nas. Rububiyet. Yani Allah kainata rububiyet ediyor. Onun kavranmasına, okuyacağız nasıl olacak diye. Onun kavranmasına vesile oluyor oruç. Yoksa öyle aç olmak manası değilsin. İki, insanın hayat içtimaiyesini dengeliyor, anlatacak. Üç, insanın hayat-ı şahsiyetini dengeliyor. Hele var ya, ya o konuda işte girmek, elim o tarafa geliyor. Şeytan ve avanesi var ya, hani melekütiyet tarafı. Yani beni besledi, melekütiyet, mevaddi şeriri. Yani oruç... bedensel nasıl hakimiyet sağlıyorsun? Yani şeytanlar ve cinlere, erbaa habiselere maddeye nasıl hakim oluyorsun vücuda? Neyse. Oruç bir daha okuyayım. Çok da anlattım. Allah'ın kainatı idare etmesini nasıl böyle şirki karıştırmıyor? Nasıl böyle müdahale istemiyor Allah'lığına? Acı azap ederim diyor. Benim üç sıfatıma şey, yanaşmayın diyor. Acı azap ederim. Gani sıfatı var. Ondan sonra gani bir şey. Ondan sonra uluhiyetine, sonra rububiyetine. Acı azap ederim diyor, tamam mı? Cenab-ı Hakk'ın bunun anlaşılmasına, Allah'lığın hakikatin anlaşılmasına, Allah'lığın hatırlanmasına demiyor. Bir, iki, hayat içtimai tanzimine vesile oluyor. Üç, hayat-ı şahsiyesine içsel dengeleri oturtuyor. Hakim oluyorsunuz. Ha? İhtiyar devreden çıkıyor Ramazan'da. İrade devreye giriyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Dayanamadım gene girdim. İhtiyar aklidir, irade kalbidir. Ustad diyor ki cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim. İşte bunu biz beceremiyoruz. Ramazan'da bunu yapıyor. Çünkü ihtiyar hayvaniyete bakıyor. Hayvanı duyguların kontrolüne girmiş ihtiyar. İşte o hayvanı duygular yap onu, git onu de falan diye. İhtiyarımıza iyi bir darbe vuruyor. İhtiyara. Oruç. Hem nefsin terbiyesine, nefisi anlamamıza. İmalathanedir hani. Bir ayrı bir imalathane var burada. Nefis denilen bir şey. İmal ediyor, malını pazarlıyor. Kime? Tahayyüle, tasavvura, taakkule, tasdik, izan, iltizam, itikada. Dimağda meratip var ya. Dimağı saydım. 700 kaçtı? Şu sözlerle. 707 mi? Sonra sorarlar ya. Nereden naklediyorsun? Dimağda meratip var. Tamam. Orada. Hemen şey. 706. Tahayyül. Dima. Tahayyül. Hayal. Oraya pazarlama yapıyor. Malını imal etmiş nefis.
Arkadaşlar, nefisin vücudu haricisi var. Cesette kendisini ifade ediyor. Bir mahluktur. Haşir meydanında karşımıza çıkacak. Varlığı var, varlığı. Vücudu var, aklı var. Bizim aklı kullanıyor. Varlığı var arkadaşlar. Nefis denilen bir varlıktır. Vücudu haricisi var. Vücudu haricisi var. Aynı şeytan gibi zekidir. Akıllı değil. Kalbi, nefsin kalbi ve aklı şeytanlıkta çalıştığı için hayra hiçbir medhali yok. Ama cesede nüfuz etmiş şöyle. Su beze oduna girer değil mi toprağa, süngere? Cesede de nefis böyle sirayet etmiş, girmiş. Ayrı bir kavramdır ha nefis, bak ayrı bir şey getiriyor. Yani bedene ve bedene taluk eden his ve hevanın hulasasıdır nefis. Emmare. Nefsil levameye Allah iş diye yemin eder mi? Allah Kur'an'da nefsil levameye yemin ediyor. Yani hayırlı bir nefis. Nefis deyince meşhur anlamayın. 7 tanedir. Nefse emmare şerdir. Levvame, mulime, mutmaine, raziye, natika, tamam mı? Bunlar 7 tanedir. Şer bu olan. Vücud haricisi var. Bizden müstakil bir vücudu var arkadaşlar. Burada sirayet etmiş. Süngere su girdiği gibi cesetten şey girmiş. Nefis, nefis denilen bir varlık girmiş. Cevap vermek istersen. Sonra neslin terbiyesine dedim ya, bu akşam beraber işleyeceğiz. Beşik bu. Bunu cumartesi dersinde yapamazsın böyle ders. Kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5. Hem niyam-ı ilahinin şükrüne bakar hikmeti var. 5. Yani nimetleri anlamada işe yarıyor. Bu oruçtur. Bu saydıklarımız orucu temsil ediyor. İtikada baktığımız zaman savdır. İtikat. Yani dima. Siyam ise ruhsaldır. Ruhun orucudur. Siyam ruhun orucudur. Savm aklın orucudur. Oruç bedenin orucudur bu. Nefse. Bu anlattığımız 5 tane şey. Üstad üçünü de ayrı kullanıyor. Nasıl çıkartıyorsun? O kullandığı tabirin dibine bak. Aklımı öne çıkarıyor, ruhumu, bedenimi. Onun için tuhaf adam ya. Hakikaten tuhaf. Lugata bakın. Siyam, sağ, oruç aynıdır. Ama bakın ben uygulamasını yapıyorum. Beden, akıl ve kalp. Bedene oruç, akla sağım, ruha siyam. Ruhun orucu var. Bir misal vereyim size ruhun orucu. Gıybet orucu bozar mı, bozmaz mı? Bozmaz. Bozmaz. Bozmaz kardeş. Haramdır o kadar. Eğer sen beden seviyesinde oruç tutuyorsan orucun bozulmaz. Ama ruh seviyesinde oruçluysan kefaret lazım, orucun bitti. Evliyaların orucu olmuş bozuyor değil mi? He? Evliyaların orucu olmuş. Onun için evliyalar gıybet etmek, kardeş, Müslüman kardeşinin ölü etini yemek gibi lafı yemek aynı oluyor. Bir insan et yese Ramazan'da ne oluyorsa, ruhsal, ruh seviyesinde oruç tutan, siyamı tutanlar kefaret tutması lazım. Burada not almışım. 5 şey vardır ki oruçlunun orucunu bozar. Dedikodu, tamam, yalan, söz gezdirmek, yalan yere yemin etmek, mal satıyor. Vallahi abi böyle ya. Vallahi canım sıkılıyor. Veya vallahi gelmiyorum. Geldi. Başka 5. Şehvetle namahreme bakmak. Cami-i Sair, cilt 2, sayfa 7. Hadis bu. Bu adamın orucu başka yani bu. Siyamlı oruçları. Merak etme, sizin orucunuz bozulmaz. Benim de bozulmaz. Benim de bozulmaz. Çünkü siyam seviyesinde oruç değil. Ceset, his, yani göze, kulağa, ağza,
cinsel organlar, oruç tutmak oruçtur. Akla oruç tutturmak sağımdır, ruha oruç tutturmak kalbi siyamdır. Hangi seviyede oruç tutmak istiyorsan tut. Mal alırsan al. Bayram. Bir tanesi dedi ki, niçin gülüyorum? Oruç tutalım abi. Oruç tutalım canım benim. Dedi ki, abi ben evli olmak istiyorum dedi. Tip tip insanlar geliyor bize ya. Modern modern. Dedim, bu iş, bu davandan vazgeç. Bu sevdadan vazgeç, ağır iştir. Hem zordur taşımak, yani bir makama çıkmak kolaydır. O makamda durmak zordur. Abi ne var dedi ya, bak bir tanesini söyleyeyim. 7 tane sıfatın en düşüğünü söylüyorum. Söyle abi dedi ya. Gıybet etmek haramdır. O kadar, orucu bozmaz. Ama evliyanın orucu siyam olduğu için et yemek gibi değil, et yemiş oluyor. Kefaret tutar. Yani ya gıybet ettin veya gıybet edene ihtiyaren durdun orada. Aynı şey. Onayladın, sükut ikrardır ya. Ve kefaret olması lazım. Bu bir. Abi dur. Abi dur, ben vazgeçtim. İnan vazgeçtim. Var olacak bir şey. Ha? Tam evliye olacakmış, adam vazgeçeyim. Kapı açık. Üstelik bizim orucumuz bozuluyor abi. He? Üstelik anlatmaya göre bizim orucumuz bozuluyor. Bizim ruhsal orucumuz yok ki, Allah kabul ederse. Bedensel oruç tutuyorsunuz. Yok bir şey, hani işte diye zamanın evliyası olmuş gibi. Ha ha ha. Zamanın evliyası inşallah mahallenizi ya. Karıştırma oralarını sen şimdi. Mehmet. Ya zamanın, ama hangisi? Şahsı maneviden gelen hisseyle oluyorsun. Şahsı kemalatla olursan o olmuyor. Biz haşir meydan, ondan ümitli konuşuyorum, ondan ümitliyiz. Şahsen ben Kur'an'a yemin ederim, Kur'an'ın tefsirine yemin ediyorum, ayete basıyorum. İnanarak söylüyorum. Hasenat seyyiat, muvazene edilsin. Ben zaten rüyamı gördüm, kaybettim ben. Kendi şahsı sebabımla, sebabımla günah. Senin ne günah var ki? Başlamak dersen sabah akşama kadar dershanedeyiz zaman. Güzel bir soru. Buna tutan, evet akşama dershanedeyim şükürler olsun. Bu elbiseyi bana giydiren Allah hamdolsun. Yani küfrane nimet edilmez, gurur da olmaz. Allah giydirdi, Allah veriyor. Ama Allah tutuyor. İnayet ediyor. Eğer inayet kalksa bir an duramazsın. Bu asırda bu binada durur mu? Senelerce, bayramlar. Allah tutuyor. Allah'ın zatına yemin ederim, şimdi bizi duyuyor, o tuttuğunu ikrar ederim sizin yanınızda. Ve sizin yanınızda devamlı hamd ederim, biliyorsunuz. Ben merdivenden şeyden şükrederim, hamd ederim, devamlı. Devamlı hamd ederim, şükrederim. Niçin söylüyorum? Ve emma bi nimete rabbike fehaddis. Rabbinin nimetini gurur kibir için değil, şükür için tadad et. Şükür için vesile olur. Hamd ediyorum, şükrediyorum, inanın. Her halim, Allah'ımdan memnunum, şükürler olsun. Ben ondan razıyım. Ne demek razı? Bana yaptığı icraatından memnunum. Bana başka bir şey verilemezdi daha. Festakim kemal yumurt ayeti var ya, o Üstad izah ederken, o asırda kimse diyor, istikamete değildir. 149 sayfa Sikret Taze, festakim kemal yumurt ayeti. Hiç kimse fert istikamet bulamaz. Bulamaz. İkincisi Kastamonu 96 kalmamız lazım. İçtimaiyetteki Nurcuları düşündüm. Evde kaldım diyor. Evet. Sokağa bakarken tesir bir numarasını gördüm. Acıdım diyor üstad. Hapishanede ağladım diyor. Türlü türlü yerler var, tamam mı? Yani aklıma gelenler bunlar. Bunlar hepsi normal şartlarda Hasan abinin biraz önce değindi. Ama bizim aklımıza, bizim öğretimize göre hani cemetik insanların ve bizim kendimizi tek başımıza tek dil ediyor. Mesela tahayyürde kaldım diyor. Kurtaramaz yani. Sokağa çıkıyorsun, postaneye, tarifeyi nisa, bankaya gidiyorsun, inşallah tarifeyi nisa, apartmana in tarifeyi nisa, oraya çek, nümüse bin tarifeyi nisa. Her yerde şeyler... Tam edepsiz bir şekliyle de yani. Bu yaz sezonu 37 yani. Derece şimdi, tamam. Allah inayet etmezse... Allah koruyor her şey, hayrihi ve şerrihi. Allah'ımız koruyor. Hiç kimse gururlanmaz. Şükredin, buraya geldiniz gençler. Allah getirdi. İsten rahmet ilahiye, halkede kudret-i Rabbani. Seni bir var olan icraatı onayladın, o kadar. Şu anda zaten olacaktım ama onayladım veya reddettim. Hadi okuyalım.
Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun, oruç, çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, orucun, sağımın değil, Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti, bu çok beni rahat, hasta etmiyor yani. Rububiyet deyince, yani Allah'lık hakikatını bir tanesini hemen söyleyeyim, dayanamıyorum. Çok zevk ettiğimi de söylüyorum, Levent hoşuna gider. Allah-u Ahad var ya, Allah-u Ahad. Ahad ismi. İsmi azar. Altı tanesini çanı almış. Ferdun, Kayyumun, Hakimun, Adnun, Kudüs. Ustad ikinci şuada altısını Ferdun, Kayyum, Ferdun, Hayyum, Kayyumun, Hakimun, Adnun, Kudüs. Altı. Altıyı cem etmiş. Ahad. İkinci şuada. Allah-u Ahad. Allah-u Ahad'a azami mazar olan bir insan, haşa, yanlış anlaşılmasın. Din benim hisseder. Allah malı senindir diyor olur. Öyle hisseder ki ben dine intisap etmiş değil, bütün böyle bu dinin sahibi benim hisseder. O kadar malına, dine şey olmuş, özdeş olmuş. Mesela çocuk babasına malına o kadar kendisini hissetmiş ki babamın benim diye ayırtma şey yok, benim der. Tamam. O kadar ehadiyet, o kadar ehadiyete mazhar olmuş ki, hamiyeti zirve yapmış. Hamiyeti zirve yapanın İslamiyet'e mensup olduğunu hissetmez. İslamiyet benim der. Ben mensubum demez. Benim dinim. Benim bu. Benim dinim. Acayip bir şey yapamıyorum. Müslümanlara bağlantı şey yaparsak, mesela Risale-i Talebelerin şartı da hani Risale-i Nur'ları kendi malıymış gibi. Gibi işte bu fazla kelimesi bile. Ama o bile bana ağır geliyor. Gibi değil, kendi malım. Bak, Allah-u Hayat ismi azamına, mazhariyeti nispetinde hamiyeti zirve yapar. Hamiyet sahipleri tek başına büyük bir millettir diyor, değil mi? Kimin nimeti milleti ise o tek başına büyük bir millettir der işaret edeceğiz lan. Hamiyet o kadar feveran ediyor ki evet, bu dine ben mensubum değil. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Yaptığınız sizde de var mı? Bu cuma sen nerede camide kıldın? Diyelim ki şurada. Cumayı. Basit bir tanesini göstermek istiyorum size. Sizde de var yani bu. Var da Allah pek hissettirmiyor çünkü enanet gururu çukuruna düşeriz diye. Caminin dışında cuma kıldınız yolun kenarında, yolda. Seccadeler vardı değil mi? Hasırlar. Kılan çekip gitti. Sen ne yaptın? Sen niye topladın? Herkes gibi gidebilirdin. Bu din benimdir. Allah hepsinden razı olsun. Kıldı gittiler. Kıldılar yeter. Benim dinime tabi oldular. Onların hasırlarını, lan namaz kıldı da niye hasırını kaldırmıyorlar? Şuraya bak ya yobaza ver ya. Şu cahil adam falan demiyor. Tam tersine adam... Sen zevkle katlıyorsun. Elhamdülillah. İyi ki kıldılar. Topluyorsun. Oysa geçiyordun, işe gidiyordun. Cuma saatinde indin otobüsten, namaz kılıyorsun. Hasırı toplarken. Elhamdülillah. Ha, o cilve-i ehadiyetin mazariyetini zirve yapmasından gelen hamiyet-i aliyenin feveranından eyleme dönüşmüş halidir bu. Zevk alıyor, topluyor. Benim dinim. Bir yere hizmet etmiyorum. Dinimi ihya ediyorum. Bir yere bir şey yaranmıyorum. Yani Allah'a haşa, tövbestim, Allah'ım affet beni. Yaranmak değil, benim dinim ya Rabbi bu din. Benim ruhumun yani. O kadar feveran etmiş. Üstad bir gecede 9 dişi düşmüş. Bir gecede sıkıntıdan. Alem İslam'a indirilen darbeler ruhuma hissediyor. Ruhuma indiriliyor. Neyse. Atölye var burada, unutmayın. Nefis denen bir atölye. Bize rağmen bir vücudu var, onun da kafası var. Ama bizim aklı kullanıyor. O kafasız olan, o kafalı yani, zeki. Bizim aklı o blok ederse, dikizik dikizik. Aklına hizmetçi yapar aklım, bu aklı. Sen kullanacaksın. Neyse. Cenab-ı Hakk'ın rububiyeti noktasında orucun hikmetlerinin bir hikmeti şudur ki. Cenab-ı Hak zemin yüzünü bir sofrayı nimet suretine halk etti. Sofrayı. Hakikaten acayip. Sofrayı da
Manavda çok güzel gözüküyor. Acayip de diziyorlar be kardeşim. Manavdan geçmek istemiyor. Anlatıyorlar mı? Vallahi acayip. Evet, bir de yapıyor böyle. Yani hele erik o şeftaleler koyunca ince bir hani geçin oradan geçemezsin yani. Al beni. Sofraya. Ve bütün eva nimeti o sofrada min haysu la yahtasib ummadığı, tahmin etmediği zamanda ve zeminde halk ediyor Allah. Min haysu la yahtasib. Ummadığı ve bilmediği tarzda. Ummadı. Nereden bilecekti ki? Bir tarzda o sofraya dizdiği cihetle. Diziyor ama ve evdeki sofra gibi değil. Hepsini koymuş. Önde yiyeceğini sonra yiyoruz. Çok tuhaf. Sofrada yemek yemeyi bilmiyoruz. Gidiyoruz tatlıya son yiyoruz. Meyveyi sonra yiyoruz. Bilmiyoruz kardeşim. Yemeğin üzerine tatlı yersen veya meyve yersen yemeği bozar aşağı. İlk önce meyve yenir. Sonra tatlı yenir. Sonra yemek yenir. Bak ecdadım kitaplara attı. Bu ne bebeği bak. Fransızlar buna biraz yanaşmış. Fransız mutfağında ilk önce salata yenir. Fransa'da. İlk önce lokuna gidince bu salata getirir sana. Doğuda da buna da yanaşmışlar. Yemekten önce ilk önce bal getirirler sana. İlk önce tatlı yenir kardeş. Kan uyarılır, açlık duygun azalır ve çok yiyemezsin kan. Eğer tatlı yemekten sonra yerseniz yemeği hem bozar hem ne kadar yediğinizi kontrol edemezsiniz. İlk önce tatlıyı gönderirseniz kan şekeri uyarılır ve vücut fazla yemek istemez. Neyse, sofraya diziyor. Allah nasıl diziyor? Bizim gibi değil. Hepsini aynı yere dizmiyor. Şimdi sıra nerede? Kiraz şey yaptı. Karpuz. Böyle sıraya koymuş değil mi? Dizmiş diyor. Dizmiş. Cihetle. Kemali rububiyetini, bu şekilde de rububiyetini gösteriyor. Yani dizmek. Sıraya koymak. Yani tasarrufu bilerek yapıyor. Vücudun ihtiyacına göre. Göre yapıyor. Mesela diyelim ki araştırmışlar da Japonlar. Niye kiraz? İşte Mayıs'ta geliyor. İlk önce işte kiraz mı geliyor? Dut geliyor, erik geliyor, böyle geliyor. Bakmışlar kiraz çıktığı ayda niçin bu sırada böyle? Niye sonra değil kiraz veya akarpuz? Vücudun en çok harcadığı element kiraz ayında kirazda olan elementler harcıyormuş. En çok vücudun ihtiyaç olduğu element kirazda varmış o ay. Sonra o gidiyor erik. Erikte ne varsa o ay insanın ona muhtaçtı. İbrahim Hakkı Hazretleri şöyle diyor. Konserve yemeyin diyor. Konserve dediğimiz o şey var. Mesela mısır konservesi, patlıcan, turşu falan. Hıyar değil mi? Hıyar ayında kendisini yiyin. Kendisini iyi. Bir tane dahi olsa. Allah vaktinde, zamanında halk ettiğine göre hikmeti var. Biz dengeleri alt üst edince vücut şaşırıyor. Bunlar nereden geldi diyor ya? Bu ayda bu olmaması lazım. Vücudun en çok şaşırdığı gıdalardan bir tanesi de asitlik özelliği olan, maya özelliği olan. Vücut asidi, kolaları tanımıyor. Asiti tanımıyor. Ona göre ayarlanmamış. Onun için gireni hemen dışarıya atmaya çalışıyor. Bütün işi gücü onunla uğraşıyor. Hiçbir şey yapamaz. Neyse. Kemal-i rububiyetinin dizdiği bir, sofraya diziyor maksat. Bu bir. İki, rububiyetini ona karşı ifade edilecek, cevaplaşacak insan. İnsandaki karşılığı, yani idare etmesi lazım. Üç, rahmaniyetini kafir mümin fark etmeden herkese vermesi. Dört, rahimiyetini o vaziyetiyle ifade ediyor Allah. Neyi azalıyor? Rububiyetinden bahsetti. Daha oruca girmedi. Allah'ın kainattaki rububiyeti kafir mümin fark etmeden min haysul ayettasib bir, sofraya sırayla diziyor. Sonra idare ediyor. Sonra insanlara merhamet edip ona karşı bir iştaha veriyor. Sonra Müslümanlara ayrı bir özellik veriyor. Rahimiyet Müslümanlara bakıyor aynı zamanda özel olarak. Ona karşı insana bir şükür meyli uyandırıyor.
hamd ediyor. İnsanlar gaflet perdesi altında ve esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği, yani bu dizilmeleri, yani bir şeftalinin yaratılması için Allah lazım, idrak edemiyoruz. Bir şeftali için, bastığımız bir otun yaratılması için, bir yaprağın dalda yapışması için Allah lazım. Kainat lazım. Bir elma için kainatta ne masraf yapılıyorsa, bütün elmalar için o lazım. Bunu insan anlamadığı için, insanlar gaflet perdesi altında dal verdi zannediyor. Esbab dairesinde o vaziyetin ifade ettiği hakikati tam göremiyor. Allah diyor. Allah yaptı diyor. Sorunca hatırlıyoruz. Tam görmek değil. Şuur etmiyor böyle. Tabii ya, neden? Aksi imkansız bir iman olması lazım bize. Allah'ın dışında kim yapabilir bunu? Şu hiç kimse yapamaz. Laf olarak demeyeceğim. Böyle bir hissimiz olması lazım. İşte Risale-i Nur, geçen gün okumuştum. He. Onun sözde Fettahiye taketinden sonra, herhalde rahmanet olması lazım. Aynı yere denk geldi. Takıldı bana. Birisi var, gözümüzle görüyoruz üstad. O hakikatlerin başında bunu özellikle zikrediyor. Birisi var, gözümüzle görüyoruz. Gözümüzle görüyoruz ki birisi var. Kaldırmış perdeyi yani aslında. Üstad kendi şeyinde kalkmış da bize de kaldırdığını aslında orada söylüyor. Yani şu anlatılan hani o kirazın şeyde gelmesi, karpuzun hep bilen birisinin, var olan birisinin aslında perde arkasında olan birisinin şeyi senin, kavruyor. Senin vücudunu çok iyi bilen birisinin. Çünkü adres sana gelmiş. Mektup atmışlar sana adrese. E seni bilen nedir? Hem isim soy isim hem adres tutuyor. Bizde hayret makamı yok yani. Ya arkadaş, bu karpuz nereden geldi ya sulusuna, ben yiyorum bunu. Bu kiraz nereden çıktı ya? Kim gönderiyor? Niye yarıyor bana? Diye soru sormuyoruz biz. Gasibane yiyor. Usta diyor ki, çok basitinde. Herkesin bildiği birisi var diyor. Gözümüzde görüyoruz. Birisi var. Ya birisinden, yani bir şahsiyet ilah eden, bir ehaddan bahsediyor aslında. Gözümüzle görüyoruz diyor. Yani cümle de enteresan. Eserden filan sonra aşağı iniyor. İfade ettiği hakikati tam göremiyor insan, Ramazan'ın dışında 11 ayda. Bazen unutuyor da. Ramazan-ı Şerif'te ise, ayda ay şimdi. Oruç demiyor şimdi. Aya indi. Yani zamanlamaya indi. O ne ayın ne özelliği varsa, Ramazan-ı Şerif'te ise ehil iman birden muntazam bir ordu hükmüne geçer. Hakikaten tuhaf değil mi? Herkes aynı şeyi düşünür. Çok hoş ya. Yani o kadar acayip ki herkes iftara Allah, namaz, ahiret, Allah, salavat falan herkes aynı, hani ordu olmuş. Rahat deyince bütün ordu aynı hareketi yapar gibi. Yani bütün dünya aynı oluyor. Ya böyle bir ancak Allah olması lazım ki bu kadar insanlara aynı şeyi yaptırasın. İki tane çocuğun var, aynı şeyi yaptıramazsın ya. Yani çok tuhaf ha. Bir dünya genelinde herkes aynı işi yapıyor. Bize içtimai hayata dedi ya, herkes de bugün gitti mesela ben, balgör falan var arkadaş. Abi ona göre şimdi, yarın bir açacağız kırmızı, oturacağız, kapatacağız yediden, iftardan sonra da yok diyor iş diyor mesela. Yani ona göre hayatın herhalde diyor. Yarın Ramazan diyor. Sultan Ezeli'nin ziyafetine davet edilmiş bir surette, akşama yakın, kim davet ediyor sofraya? Sultan Ezel. Kainatın patronu. Padişah-ı Zülcelal diyor ya usta. Ben de onu biraz değiştiriyorum. Padişah-ı Zülcelal. Kainat. Ben de kainatın patronu. Sahibi. İşte ehadiyetin bir cilvesini böyle hissetmek lazım. Allah açtı kapıyı evimizin. Sofra buyuruyor dedi diye düşünmek lazım yanlıyorum. Evet, sofrayı açma, açıyor. Ozan değil mi iftara? Kapıyı açtı. Buyurun oturun diyor. Buyurunuz. Emrini bekliyorlar gibi. Hakikaten. Birisi var yani, o çağırıyor. Yani çağırıyor, bir şey yok bak. Sesi gelecek de. O da Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah dedi ki yiyin. Allahu Ekber, Allahu Ekber değiştirelim. Allah dedi ki yiyin yemeği. Hadi yiyin, buyurun gibi. Hali. Ne güzel bir tertip ya. Bir burada kaybeden birisi var, Keloğlan. Bu. O imalathane, nefis denilen şey.
o ya. Rahatsız olan bir o. O abi nasıl tutacağız diyen bu. O abi bu sıcakta ne yapacağız falan daha diyen saat, o. 17 saat diyor bana mesela. Ha bak şimdi o diyor. O onun konuşması akla fit veriyor. Hep o. Onu kaçırdın mı bitti. Dizginti. Düşmanını belli yani. O yaptırıyor. Ama abi benim aklıma geliyor. Senin aklın benim aklım dediğin alettir. Akla kim binmişse o konuşuyor. Buyurun emrini bekliyorlar gibi bir tavrı ubudiyetkârane göstermeleri sofrada duruyorsun ya. O yiyemiyorsun ya aç olduğunu al. Bu ubudiyetmiş. Yeme. Namazda da yiyemiyorsun. Gündelik hayat namaz oluyor. Namazda bir şey bilir misin? Hayır. İçebilir misin? Hayır. Haşa. Cinsellik olur mu? Hayır. Adeta gündelik hayat namaz oluyor. Bak emri ubudiyet, tavrı ubudiyetkârane göstermeleri ubudiyetmiş. O şefkatli ve haşmetli. Allah bu kadar şefkatli olacak. Kullarını açlık elemini çektirecek. Niye çeksinirsin ki? Demek ki çok hikmeti var. O şefkatli ve haşmetli ve külliyetli rahmaniyete karşı vusatlı ve azametli ve intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar. Anladık mı? Üç tane. Bir daha okuyorum. Bak üç. Şefkatli Allah, haşmetli ve külli rahmetine karşı, külli rahmetine üç, insan vusatlı, azametli, intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyor. Allah'ın şefkatine karşı vusatlı, Allah'ın haşmetine karşı azametli, Allah'ın külli rahmaniyetine karşı, rahim demiyor, intizamlı bir ubudiyetle mukabele ediyorlar insanlar da. Allah'ın bu muamelesine böyle cevap veriyor insanlar. Acaba böyle ulvi ubudiyete, ubudiyetmiş yani. Tuvaletinde ubudiyet oluyor oruç tutanın, dolaşması da, haram olmamak şartıyla her şey oruç. Gündelik hayat, otobüse bindin oruç. Tekstil değil mi senin? Diktin oruç, o her iğne vurduğu sevap yazılıyorsun. Çok dikkat edin. Her şey ya. Nefes alman, her şey ya. Hep tavr-ı ubudiyet oluyor. Acaba böyle bir ubudiyete, şeref-i keramete, şeref-i keramete iştirak etmeyen insanlar insan ismine layık mıdırlar? Namazda kullanıyorlar. He? Namazda kullanıyorlar. Hangisini kullanıyor? Ha insana layık mıdırlar namaz kılmayan için diyor. Ha. Aynı tabir evet namaz içinde kullanıyor. Aferin lan. Oruç içinde bu. Çünkü namaz da değil. Ve o 21. namazın mertebelerini söylediği gibi orucunun da mertebelerini söylüyor yani. Hani bak, o şey 21. sözde söylüyor da namazın bir çekirdekten hurma ağacına kadar birçok mertebeleri var. Na namazın. Oruçtan, orucun da cesetten, aklan, kalbe, ruha. Zaten dördüncü sözde de ya sana güzel bir niyetine, hani dediğin gibi yani bütün dünya amellerini ibadet oluyor. Ha, güzel bir niyetine yani orada niyetine söylüyor abi. Bugün birisi de bana bir şey söyledi, çok hoşuma gitti orada. Abi diyor, oruç dersini dinledim diyor, şunu anladım. 11 ay diyor, ikisi boğuşuyorlar, nefiste ruh. Yakaya. Çoğunlukta ruh aşağıda. Ramazan'da Allah devreye giriyor. Nefsin diyor, dizgini çekiyor, ruh biniyor ona diyor. Tepesini biniyor. 11 ayın sultanı diyor ya Allah. Evet. Sultanın emir altına girdiği zaman sana kimse bir şey diyemiyor. O 30 gün içinde de Cenab-ı Hakk'ın emir altına giriyorsun yani. Evet. Ruh kurtarıyormuş cesedin elinden. Ruhu. Kimsenin karşılığı yani. Evet. Sultanın yapıyorsun. Sultanın yapıyorsun. İkinci nükte, onu da okuyalım. Ramazan-ı mübareğin savmı. Şimdi sav. O sonra ne diyecek? Ne diyecek? Dibine kadar okuyalım bak. Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki
birinci sözde denildiği gibi şükür anlatıyor. Akıla bakıyor o zaman. Akla, şükür akıldır. Akıl olduğu hamd kalptir. He? Akıl olduğu için de sağ mı değil mi? Evet, sağ. Hmm. Birincisi de... Çünkü akılsız şükredemez. Hamd ise verilsin verilmesin bütün nimetlere hamd edilir. Şükür ise verilen nimetlere karşı bir cevaptır. Onu da ancak akıl karşılık verir. Bak Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinin şükrüne baktığı cihetle sağ. Çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, birinci sözde denildiği gibi, bir padişahın matbaasından bir tablacının getirdiği taamlar bir fiyat ister. Tablacıya bahşiş verildiği halde, çok kıymetli olan o nimetleri kıymetsiz zannedip, onu in'am edeni tanımamak, nihayet derecede bir belaet olduğu gibi. Tanımamak, aklı ya. Sevmemek demiyor. Tanımak bunlarla kalın. Tanımamak, felaket olduğu gibi Cenab-ı Hakk'ın hadsiz enva nimetini nevi beşere zemin yüzünde neşretmiş. Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O padişah anladık mı? Neydi padişah? Padişah sana bir mendille sarılı, birinci sözde mi geçiyor? Falan Resul'e götür dedi. Hediye. Sen kapıya çaldın. Hediye daldın. Adamın elindeki hediye. Ne getirene bir teşekkür ediyorsun, ne de gönderene selam ediyorsun. Veya ikinci belaet, aptallık. Hiç göndereni şey yapmadan getiren hizmetçisine elini ayağını öpüyorsun. Çok teşekkür ederim, minnettarım sana, sen olmasaydın. La kardeşim bunu sana o gönderdi. Onu hiç düşürmesek ne kadar ayıp olur. O da seni radarla seyretse, uyduyla. Hiç kendisine bir selam da göndermedin, iltifat da etmedin, takdir de etmedin. Kapıcısına elini ayağını öptü. Kızmaz mı? Kızar değil mi? Ona mukabil o nimetlerin fiyatı olarak şükür istiyor. O nimetlerin zahiri, esbabı ve ashabı tablacık midir? Elma, ar mı? Tablacıdır. Patron, maaş veren patron tablacıdır. Yani manavdan almıyor musun? Yani biz malzemelerin fiyatını vermiyoruz abi değil mi? Bahşiş veriyoruz sadece, fiyatı şükür olun. Aferin lan. Ooo. Ne dedin Levent? Biz fiyatını vermiyoruz dedi abimizin oğlunu. Bahşiş yani manavdan para alınca bahşiş veriyoruz getirdiğin için. Esas fiyatı şükürmüş. Doğru söyledin. Evet, İstersen teşekkür et diyor yani. İstersen teşekkür et. Şey. Getiren kişi. Vay be. O zaman okuyun bir de şunu. O nimetlerin zahiri esbabı ve ashabı manav tablacı hükmündedirler. O tablacılara bir fiyat veriyoruz. Onlara minnettar oluyoruz. Hatta mustahak olmadıkları pek çok fazla hürmet ve teşekkür ediyoruz. Halbuki mümin-i hakiki nimet sahibi, o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Bir de okuyayım. Halbuki mümin-i hakiki o esbaptan hadsiz derecede o nimet vasıtasıyla şükre layıktır. Ya aradaki perdeyi kaldır diyor. Yani o yine birisi var, ondan alıyor musun gibi. Al diyor. Yani üstad perdeleri kaldırın diyor. Yani ağacın dalında almak neyse manavdan almak da aynı. Hani şeyde kediyle köpeği misal veriyor ya, kedi mesela lokma yarına kadar sana gelir, aldıysan sonra seni tanımaz. Ama köpek sana çok minnettar oluyor yani. Doğru. Köpeklik yapıyor. Güzel köpeklik yapıyor. Kedi nimetin Allah'tan geldiğini biliyor. Köpeklik yapıyor. Kedi biliyor. Köpeklik yapıyor. Güzel. O yüzden işte halk tam tersini şey yapıyor. Mesela kediye nankör diyor, köpeğe mübarek diyor mesela dışarıda. Çünkü oysa kedi niye mübarek? Alana kadar sana yolunu al diyor.
aldıktan sonra Allah'tan bildiği için sana hiç kale eyvallah demiyor. İnsan olur da ona ne nankör, ne nankör. Esas sahibini buldu. Köpek ise köpeklik yaparak sana köpeklik yapıyor. Yalakalık yapıyor. İşte ona teşekkür etmek, ne demek biliyor musun bak teşekkür etmek? Çizdim bunu. Teşekkür şu. Neymiş abi? Ben de çok merak ettim. Ona teşekkür etmek neymiş? O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek, bir. İki, o nimetlerin kıymetini takdir etmek, iki. Üç, ve o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Fili yok bizde. Var var, biraz var. Biraz var mı abi? Var. Derece derecedir. Bir de okuyayım, şükür buymuş. Ali, işte o nimetlere, bugün meyve yedin mi Ali? Yedim abi. Ne yedin? Sorma sahip olmasın. Pardon yok. Kompost değil, el kompost. Tamam. Biz ne yedik bugün? Karpuz. Elhamdulillah. Bak şimdi teşekkür buna. Meyvenin yemeklerini unuttuk ya. Meyveye kabahat taktık ya. O yüzden bak. Teşekkür şuymuş. Çok hoşuma gidiyor bu. Çizdim altını bak. İyi toparlayalım. Üç tane. Teşekkür. İşte ona teşekkür etmek. Tamam usta ne demek? Bir diyor. Bunu yaparsan üçünü teşekkür edersin derecene göre. Bir. O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Biz ondan biliyoruz elhamdülillah. Şükürler olsun. Tamam. İki, o nimetlerin kıymetini takdir etmek. Fazla edemedik yani. Yani karpuzu bugün yuttuk. Yemedik. Hayvan gibi düşünmeden yiyene yutmak denir. Tefekkür ederek yiyene yemiş oluyor. Birincisi, o nimeti doğrudan doğruya ondan bilmek. İki, o nimetlerin kıymetini takdir etmek. Üç, takdir tefekkür. Üç, o nimetlere kendi ihtiyacını hissetmekle olur. Yani hakikaten olmasa ben ne yapardım? Birincisi de dedi yani zikir, fikir. Herhalde olsa gerek ya. Zikir. Ne o nimet... Birincisi demişti abi. O nimetleri doğrudan doğruya ondan bilmek. Yani... Zikir değil mi? Zikir. Zikir, zikretmek, ifade etmek. O nimetlerin kıymetini takdir etmek, zikir, fikir. Takdir, fikirdir. Takdir nasıl takdir edeceksin? Fikirle yapacaksın. O nimetlere kendi ihtiyacını hissetmek dolu. Hissetmek de hamd ve şükürdür. Aynı Besmele'deki sen. Aferin lan. Mesela bugün formda ya. Bugün vallahi formdasın abi. 40 yaramış. Evet. Bak, he? Kırıkan nöbeti yaramış. Oradan meyve çıktı. Kırıkan meyvesi yaramış evet. 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 Maşallah ya. Maşallah güzel bir atıf yaptı. Ben şimdi inip bir atıf yapacağım. Şimdi bir tanesi desin ki bana. Zikir, fikir, şükür nedir? Buraya geçeceğim. Abi nereden buldun? Bu işte. Doğru. Meyvesi var. Bir hareket edemezsin. Hadi bakalım. Siz ne o camın altına kaldınız diye böyle kafanız üşümüyor değil mi? Yok. Evet. Bak şimdi devam ediyor. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç hakiki ve halis azametli ve umumi bir şükrün anahtarıdır. Anahtar, organları kastetti şimdi. Anahtar ya. Paragraf değişti. Çünkü sahil vakitlerde mecburiyet tahtında olmayan insanların çoğu hakiki açlık hissetmedikleri zaman çoğumuz açlık hissetmiyoruz ama gidip bir şey atıştırıyoruz, geçiştiriyor. Hakiki açlık hissetmedikleri zaman çok nimetlerin kıymetini takdir edemiyor. Kuru bir parça ekmek tok olan adamlara hususan zengin olsa ondaki dereceyi nimet anlaşılmıyor. Tok olan adam için kuru ekmek ne mana ifade ediyor ki hele zenginse. Halbuki İftar vaktinde o kuru ekmek, yeah. İftar vaktinde o kuru ekmek bir müminin nazarında çok kıymetli bir nimet ilahi olduğuna, çok kıymetli nimet ilahi olduğuna kuvve-i zayikası şehadet. Ne nimetmiş ya. Dille ekmeğin içine giriyor hücreyi.
çevirin diyor ya çok çiğni. Tükürük onu, o parçalanan ekmek parçalarını, zerrelerini tükürükle zerrata dönüştürüyor. Çözünürlük. İçerisini beri ediyor. Lezzet alıyor. Kuvve-i zayikası onun ne nimet olduğunu dili yani iftarda söylüyor. Umumi ne davranıyor? He? Azametle umumi dedi. Normalde iftarda kendi karnına kendisi doyuruyor sende. Nerede anlamadım bu? Başta diye siyah kontora yerde. Azametle umumi. Ha. Bir şükrü anahtarı dedi. Evet. Ne demek yani azametli? Benim anladığım hali yani normal vakitte yediği zaman sadece kendi ne şükreder ama o iftar vaktinde kuru bir ekmek baklava hükmüne geliyor dedi ya. Yani bütün insanlara hissediyor. Aç Müslümanlara şefkatini teşmil ediyor. Onları doyuran Allah'tan da zevk alıyor. Aferin lan. Umumi diyor. O zaman öyle düşündüğü zaman. Vay be. O zaman sofrada böyle Müslümanları düşünüyoruz ya. Açtır, savaştadır. Yoksulları. Yani bu böyle bir duyguyu mu açtırıyor kanadını? Azametli oluyor o zaman. Büyüklüğünü görüyorsun. Bir de umumi genel... Genelleme. Allah'ın genelleme rızıklandırmasını görüyorsun. Oraya intikal ediyor işte. Ediyor. Kuru ekmek oraya götürüyor. Normalde götürmez. Yani çok iyi bir yere kalmış. Götürmez normal. Götürmez yani normal bir zamanda. Hatta sofrada 5-6 kişi otururken baklava bile seriye takılıyor. Ben bir dilim fazla alıyorum. Şimdi bu açlık bunu nereye koyuyor? Afganistan'a kadar götürdü ya. Sen onu deyince benim gitti aklım Afganistan'a. Aç. Padişah'tan ta en fukaraya kadar herkes Ramazan-ı Şerif'te o nimetlerin kıymetlerini anlamakla bir şükrü maneviye mazhar olur. Şükrü manevi. O nimetin ne olduğu. Allah müsaade etmese yenilemeyeceğin, yaratmasa hiçbir şey yapamayacağımız. Hem gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle memnuiyeti men edilmesi. Gündüz yemek yiyemezsin denmesiyle o nimetler benim mülküm değil. Niye men edildin? Çünkü nimetler senin değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim. Tenavül yani nimetlenmekte, kullanmakta, istediğim gibi tasarruf etmekte hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Anlıyor oruçta. Demek ki ben, bir de okuyayım, gündüzdeki yemekten memnuiyeti cihetiyle, men edilmesi cihetiyle, ne oluyor? İnsana şu mesajı veriyor Allah ve insan şunu anlayacak. O nimetler benim mülküm değil. Ben bunların tenavülünde hür değilim. Kullanmakta hür değilim. Demek başkasının malıdır ve inamıdır. Onun emrini bekliyorum diye nimeti nimet bilir. Nimeti nimet bilir. Bu cümleye bak. Nimeti nimet bilir. Bir şükrü manevi eder. Nimeti nimet bilirse bir şükrü manevi eder. İşte bu surette oruç çok cihetlerle nimet ekmekten bahsettiği için şunda oruç kullanıyor. İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan şükrün anahtar hükmüne geçer oruç. Oruç anahtardır. İşte bu surette oruç çok cihetlerle hakiki vazife-i insaniye olan hakiki vazife insani. Ne, o insana bir gidelim. Kainat ustad ne diyor? Bir. Kur'an-ı Kebir kainat diyor. Kainata. Aynı kainata insan ekber diyor.
Kur'an-ı Kebir-i Kainat, İnsan Ekber, aynı kainata İslamiyet diyor. Hayat-ı Muhammediye diyor. Hayat-ı Muhammediye diyor. Maddi ve manevi Hayat-ı Muhammediye diyor. Bu kainata. İnsana gelelim. Kainat-ı Sûra. Değil mi? Kainat-ı Sûra. O zaman büyük kainat Kur'an-ı Ekber'se, küçük kainat insansa, küçük insan, şu insan da Kur'an-ı Sûra'dır. Ve İslamiyet-i Sûra'dır. A eşittir B ise B eşittir D'dır. Ha, burada aynısını yaptı. Demek ki insan oruç da insan oluyor. İnsanlığını anlıyor. İnsanlığını fark ediyor. İnsanlık ediyor bir de. İnsanlık ediyor değil mi? İnsanlık duygularıyla yardım ediyor, yediriyor, içiriyor. Vay anam vay. 11 ay demek ki bunlar aç benim gibi ha. Ben hiç anlamamışım 11 ay. Açtığı, açları ne zaman anladı? Aç olduğu zaman anladı. Adam demiş ki, efendim demiş ekmek yok. Yok ne demek anlamamış ki, ekmek yok ne demek? Ekmek yoksa pasta yesinler demiş ya. Padişah ekmekle pastayı fark edemiyor ki. Ekmek yok, ötekisini yesinler diyor. İşte bu surette oruç, çok cihetlerle hakiki vazife-i insani olan şükrün anahtar hükmüne geçer. Çok kısa dur, üçü de okuyayım. Kaç dakika oldu? Bir saat oldu. Bir saat 38 sene. Evet. Tamam. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.